üniversiteden mutlaka birileri vardır. Ya buna şüphem yok. Ama şunu yapmalılığını ben özellikle beklerdim. Bazı konularda bizim dernek ön plana çıkıyor. Yalova kamuoyuna bazı taleplerde bulunuyor. İstekleri oluyor. Biz vitrinde oluyoruz. Bu da Yalova Üniversitesi'nin bundan sonraki geleceğinde damga vuracak bir olay logo. Logo önemli. Zaten mevcut logosu vardı. Ona geleceğim zaten. Logodan yana da ben Yalovalı'nın artık kendi adımı benim hiçbir sıkıntım yoktu. Aksine o logodan mutluluk duyuyordum. Logo neydi? Yürüyen köşktü. Ben Barbaros Birincioğlu döneminde belediye meclis üyesiyken o da basındaki sizin haberlerinizde veya mecliste yaptığım konuşmalarda sabittir. En büyük muhalifi bendim. Ama ben Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek durumundayım. Her yaptığım konuşmada da bu içerikteki ısrarla vurguladım. Barbaros Birincioğlu'nun Yalova'da iki tane yaptığı doğru iş vardı. Birincisi Yürüyen Köşkü Yalova'nın markası yapmıştı. Ama Barbaros Birincioğlu kaybettikten sonra maalesef yeni yönetim bu markanın peşinden gitmedi. Ben yıllarca siyaset içerisinde de gazetecilik yaptığım dönemde de Yalova ile ilgili duyduğum iki tane sıkıntı vardı. Bir, Yalova'nın bir sektörel kimliği yok. Hala yok. Yoktu da o zaman da. Bir de Yalova'nın markası yok. Yalova'nın en büyük eksikliği bu. Yani Yalova'ya bir insan dışarıdan geldiği gibi, geldiği anda hiç Yalova'yı bilmeyen, Yalova'da bana götüreceğiniz bir yer söyleyin, söyleyemezsiniz. Ama Yürüyen Köşk bu anlamda benim dışarıdan gelen arkadaşlarıma veya dışarıdan gelen misafirlerime ilk götürdüğüm yerdi. Dolayısıyla Yalova Yürüyen Köşk markasının peşinden gitmeliydi. Ha dersiniz ki bana, belki sorular sorabilirsiniz ama yarın belediye başkanı olursan ben Yürüyen Köşk'ün peşinden giderim. O Barbaros Birincioğlu'nun çizdiği vizyondan devam ederim. Bu Yalova'ya ben mahkemeye de gitmiş olabilirim, kavgalı da gitmiş olabilirim. Yalova'ya kim hizmet ediyorsa, eğer hizmet doğruysa ben onu takip ettiririm. Ha, o yaptı, bunu ben yıkayım gibi yapboz mantığıyla asla hareket etmem. Ya yani burada bunu ısrarla altını çizerek vurgulayayım. Şimdi daha da acısı, bu logonun son günü 5 Haziran Dünya Çevre Günü oldu. Yani bu benim açık söyleyeyim biraz vicdanımı sızlattı. Atatürk diyor ki, tabiata saygı aklın vicdanıdır. Dünya Çevre Günü daha şurada kutlanmaya başlandı. Çok fazla bir şey bir yıl olmadı. Ama 1930 senesinde sadece bir ağacın dalını kesmemek için köşkü kaydırmak değildi Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı. 1930 yılında bundan 80 sene, 85 sene önce çevre bilincinin hiç olmadığı bir dünyada çevre bilincini aşılamaktı. Oradaki o gün yapılan işlemde, yani 1929'da ilk karar veriyor. O şeyi tarihe girmeme gerek yok zaten, hepiniz biliyorsunuz. Ertuğrul Yatı'yla geliyor, köşk yapılmasına karar veriyor ki yani adı köşk biliyorsunuz, mütevazi bir ev. Ağacı 4 metre 80 santim kaydırılmasında bile o günün teknolojisi kullanıyor. Bakın çok önemli. Çevre bilinci var, teknoloji var. Aynı zamanda yeşile korkunç bir saygı var. Geldiğiniz noktada bakıyorsunuz bugün en büyük dünyanın çektiği sıkıntılardan bir tanesi çevre kirliliği. Ve giderek dünya kirleniyor. Böyle bir anlamlı günde üniversitenin logosundan Yürüyen Köşk'ün çıkartılması, yani ümit ediyorum ki bir tesadüftür. Ümit ediyorum tesadüftür. Ve o süreçte biraz önce vurguladığım gibi bu logonun seçiminde en azından yürüyebilmediğim için söylüyorum. Belki şeyim var, bilgi noksanlığım var, araştırmadım da. Ama üniversite derneğinden bir temsilci, hatta Yalovalı öğrencilerden bir ikisi bence olmalıydı. Yani doğrusu buydu. Geliyorum logoya. Ben dün Facebook'ta da Niyazi Erustu'nun logoyu açıkladığı paylaşımının altına yazdım. Ya bu olayın tabii şey tarafı biraz ironik tarafı, rengi şey geldi bana, bordo mavi geldi. Bana göre Yalova'nın rengi yeşil kırmızı. Zaten Yürüyen Köşk logosu kaldırılması kesinlikle hatalı ama yani niye yeşil kırmızı yerine o turkuazla
şey kullanılmış bordo, onu da anlayabilmiş değilim.